Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizler için gene pizza tarifim var. Farklı bir pizza hamuru yapacağız bu sefer. Yumurtasız hazırlayacağız. Yumurtaya alerjisi olanlar olabiliyor, yemeyenler olabiliyor. O yüzden yumurtasız ve yine dediğim gibi çok mayalı yiyemeyen, midesine dokunanlar oluyor. O yüzden çok daha az maya kullanarak, 20 gram maya var burada, yarım yaş maya. Kurusunu da kullanırsanız işte bir tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Gram olarak da 6-7 gram, yine 8 gram kullanabilirsiniz. Diğerinde mayamızı bol kullanmıştık ve kısa sürede hazırlayabilmek için bunu yapmıştık. Ama daha uzun süre bekletecekseniz, dinlendirecekseniz hamurunuzu, imkanınız varsa daha az maya hazırlayabilirsiniz. Birçok sorular gelmişti bu konuda. Bu yüzden tekrar bu videoyu çekmeyi uygun gördüm. Yine 1 kilo undan yapacağım. Calzone pizza, yani kapalı pizza denilen calzone yapacağım. 650 mililitre. Yani bu bardakla 3 su bardağı artı biraz daha şöyle 1/4 kadar su, ılık su var burada. 1 bardağı, 1,5 bardağı neredeyse sıcak su doldurdum. Kettle'da ısıtıp kalanını üzerine soğuk su ilave ettim. Oldukça ılık, çok yani ılığın daha ılığı diyebilirim. Bayağı ılık bir su. Suyumu şöyle hemen kabıma alacağım, tamamını. İçine mayamı atıp ezeceğim. Bu aşamada şekerimi de ekleyeceğim. Mayamın daha çabuk aktive olmasını sağlayacak. O sebeple şart değil şeker eklemeniz. Burada da 1 kilo unum var. 8, yine 200 milimlik bu bardağımla ölçtüm. 8 bardak ve 1 yemek kaşığı fazla diyebilirim. Yemek kaşığıyla ölçerim ben, uğraşırım derseniz 34 yemek kaşığı tepeleme un var yani burada. Ama bir hassas terazi almanızı tavsiye ederim. 4 yemek kaşığı zeytinyağı var. Zeytinyağı mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurunuza çıtırlık verecek, yumuşaklık verecektir. O yüzden zeytinyağımızı da ekliyoruz. Yarım kilo içinde 2 yemek kaşığı yeterli gelir. Ama pizza hamurunu fazla yoğurup buzluğa atmaktan çekinmeyin. Gerçekten hayat kurtarıcı. Yok zamanınızda çıkarıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Unumuzun bir kısmını daha ekledikten sonra tuzumuzu ilave edebiliriz artık. Üç buçuk çay kaşığı kadar da tuz vardı burada. Tamamen içerisi pürüzsüz hale geldikten sonra kalan unumuzu da ekleyelim. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Bir 10 dakika boyunca yoğurmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde dinlenmeye bırakacağız. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Bu yumuşaklıkta olmalı. Elinize yapışıyor olmalı bu şekilde. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmamalısınız. Sonuçta geçen sefer de söylemiştim. Pizza hamuru bir aslında ekmek hamurudur. Bu şekilde üzerine kapatalım. Ve iyice kabarıncaya kadar oda ısısında bekletelim. Evet, yaklaşık 1 saat 15 dakika falan oldu. 9.30'tu. Şu anda 11'e 10 geçiyor saat. Hamurun durumunu göstermek istedim. Tekrar kapatacağım ağzını. Birazdan bezelere böleceğim. 6 tane domatesimi rondomun içerisine doğradım. Kabuklarını soymanıza gerek yok. Zaten hazır olanlarında kabukları soyulmuş değil. Hiç merak etmeyin. Arzu ediyorsanız soyun, içiniz rahat edecekse, ama zaten çok küçük olacağı için rondodan çekilince hiç gerek yok. Rendeleyebilirsiniz de, rondonuz yoksa şart değil rondodan çekmeniz. Pizzamız için domates sos hazırlıyoruz. Domatesleri rondomuza koyuyoruz. Öncelikle çekiyoruz. Hemen bunu şöyle bir sos tenceresine alıp pişmeye bırakalım. Domateslerimizin rengi biraz fazla kırmızı değildi. O sebepten içine 1 yemek kaşığı şöyle tepeleme de domates salçası ekleyeceğim. Ama yazın yaparsanız bu sosunuzu, ki tavsiye ederim, yazın salça falan yapıyorsunuz ya, domates sosları hazırlıyorsunuz ya, o zaman pizzalarınız için de sos hazırlayın. O zaman bütün kış boyunca çok rahat edersiniz. Onu kış boyunca çıkarı kullanırsınız pizzanızda. Hem de taze, güzel, mevsimin domatesinden yaptığınız için sosunuz daha çok lezzetli olur tabii ki. Şöyle onu da koydum. Hemen içine ekşiliğini alması için domatesin şöyle 1,5 tatlı kaşığı şeker ekledim. Şöyle 1,5 tatlı çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Ve kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım tabii ki. Ondan sonra kısık ateşte tıkır tıkır bir yarım saat falan bu kaynayacak. Çünkü sulanacak. Sulanınca da o suyu bir miktar çekmesi gerekiyor. O kadar çok sulu olmaması gerekiyor. Biraz da yağ damlatalım. Zeytinyağı, onu unuttuk. Sonradan da ekleyebiliriz ama şimdi de eklesek olur. Şöyle 1, 2. Oh, hemen başladı, görüyorsunuz. Altını kısalım. Şöyle 1 yemek kaşığı daha zeytinyağı koyacağım. Ağzını da kapatalım. Ve yavaş yavaş orada tıkırdasın. Tepsimi hazırladım. İçine biraz un serpip bezelerimi yapacağım. Biraz da un tezgahımıza serpelim. Bir 15-20 dakika önce karıştırmıştım. Tekrar kabardı, görüyorsunuz. Yanıma bir terazi aldım. Calzone yapmak için 125'er gram hamur hazırlayacağım, beze hazırlayacağım. Evet, 128 oldu. Problem değil. Bunları şimdi calzone yapmak için kullanacağım. Buzdolabına kaldırmıştım hamurlarımı dinlenmesi için. Görüyorsunuz yine ne hale gelmişler, kabarmışlar. Sadece yarım mayayla bu duruma geldiler. Şimdi şurada küçük 2 tane calzone yapmak için ayırdıklarım vardı. Onlardan bir tanesini alıp yapacağım. Calzone hamurumuz hazır. Hemen üzerine bir miktar domates sosumuzdan sürelim, hazırladığımız. Çok fazla olmasın. Kapalı olacağı için içinde yumuşama yapar. Alt tabanı yumuşak olur. Üstü kuru olur. O yüzden şöyle hemen bir yemek kaşığı kadar yeterli gelir. Biraz da peynir koyalım. Şöyle mantarlar hazırladım. Çok ince doğradığım için kavurmadım. Arzu ederseniz, çiğ sevmem derseniz kavurabilirsiniz de. Çünkü dediğim gibi kapalı olacağı için bunlar böyle tam bir kızarmış kıvama gelmezler. Ama ben onları oldukça ince, zar gibi neredeyse doğradım. 1-2 parça da sucuk dilimi koyacağım üzerlerine. Az daha peynir serpip kapatacağım. Şöyle mümkün olduğunca sıkıca da kapatalım ki hava alıp da açılıp da oradan buharı çıkmasın, buharı içinde kalsın. Evet, calzone'umuz hazır. Bu şekilde pişirilir. Üzerine salça sürenler var ama veya peynir atanlar, öyle çok çabuk kızarır üzeri. Bu sefer de altı ve içi pişmeyebilir. Arzu ediyorsanız yapın, deneyin ama yaptığınızda haklı olduğumu göreceksiniz sizler de. Hemen şöyle tepsime de koydum. Ve 230 dereceye ısıttığım daha önceden fırınıma veriyorum. 10-15 dakikada takriben pişecektir. En alt rafa sürelim lütfen. Çünkü üzeri çabuk kızarır, yanar, altı dediğim gibi pişmez, içi pişmez. O yüzden en alt tabakada durması daha faydalıdır. Calzone pizzamız hazır. Çok güzel pişti. Uf, çok sıcak. Altı da gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Hemen şöyle üzerine biraz zeytinyağı sürelim. Servise hazırdır. Sıcak sıcak servis yapılmalı. Şöyle yanında yeşillikle, rokayla servis yapabiliriz. Evet, şöyle hemen bir de içine bakalım. Kestim ben ortasından. İçi de görüyorsunuz ne kadar güzel kabarmış. Çıtır çıtır, altı yumuşacık, içi ama üzeri hafif çıtır. Çok lezzetli ve güzel görünüyor gerçekten. Nasıl kabarmış görüyor musunuz? Çok güzel olmuş, çok. Yani afiyet olsun. Bir başka güzel videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen bu güzel lezzeti siz de evlerinizde yapıp deneyin. Çok seveceğinizden eminim. Hoşça kalın.